İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz bütün yükü zaten emekçilere yıkılmışken üstüne bir de Nazimiye'de iş bulma imkanı olmayan üyelerimizin haksız ve hukuksuzca işinden edilmesi vicdanen de kabul edilemez. Demokrasiden ve emekten yana olduğunu söyleyen belediye başkanına da bu durumu hem vicdanen hem de demokraten ve emekten yana tavrı bakmadan yeniden değerlendirmesi ve işinden edilen işçilerin işlerine geri dönmesi talebimizdir. Yapılan bu haksızlığın ve keyfiyetin sonuna kadar karşısında duracağımız ve üyelerimizin haklı taleplerini her koşulda ve hukuk önünde savunucusu olacağımızın bilinmesini isteriz. Bizim isteğimiz Nazimiye Belediyesi'ndeki çalışma huzurunu ve barışını korunması ve hukuka, adalete, sendikal hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesidir. İçinde bulunduğumuz sosyal, ekonomik ve siyasal kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını savunuyoruz. Belediye yönetiminin haksızlıklarından bir an evvel dönerek işçileri işe iade etmesini istiyoruz. 12.07.2024 tarihi itibariyle CHP'li Nazimiye Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin tarafından 15 arkadaşımızın iş aktif feshedilmiş, çıkışımız verilmiştir. İşten çıkarılma gerekçesi de belediye bütçesinin yetersiz oluşu, maaşlarının karşılanamıyor oluşu gösterilmektedir. Çok iyi biliyoruz ki geriye kalan arkadaşlarımızı da en kısa sürede farklı gerekçelerle çıkaracaksınız. Daha 3 ay gibi kısa bir süre önce yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde son alınan işçilerin durumu gündeme gelmiş. Belediye başkanı değişirse işçilerin çıkarılacağı yönünde sürekli propaganda yapılmış. Seçim dönemi boyunca bu durum sürekli gündemde tutulmuştu. Yeni belediye başkanı seçim döneminde gerek işçilerle tek tek gerek ailelerimizle yaptığı bütün görüşmelerde seçilmesi durumunda hiçbir şekilde işçi çıkarmayacağını, emeğin kutsallığından dem vurmuş, söylentileri ciddiye almamamızı istemiş, sonuna kadar iş hakkımızı koruyacağını, kimsenin ekmeğiyle asla oynamayacağına dair defalarca söz vermiştim. Bu da yetmemiş, seçim dönemi boyunca ilçede katıldığı bütün halk toplantılarında, yaptığı tüm konuşmalarda biz emekçilerin durumuna sürekli vurgu yapmış, işçilerin güvencesi olduğunu her fırsatta dile getirmekten geri durmamıştı. Verdiğiniz sözleri ne çabuk unuttunuz. İlk aklınıza gelen çözüm bu mu? İşçi çıkarmak mı? Tüm kamuoyu önünde verdiğiniz sözlerden sonra o koltukta rahat oturabilecek misiniz? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat uyuyabilecek misiniz? Söz namustur, söz vicdandır, söz ahlaktır. Verdiğiniz söze bağlı kalmak sizin yaşamdaki omurgalı duruşunuzu ve tutarlılığınızı belirler. Biz emekçiler sizinle yaptığımız her toplantıda üzerimize düşen neyse yapmaya hazır olduğumuzu, gerekirse içerideki tüm alacaklarımızdan feragat edeceğimizi, belediyemizin acil olan borçlarının ödeninceye kadar maaş dahi almayacağımızı söylemiştik. Siz de bize herkesin rahat olmasını, hiç kimseyi işten çıkarmayacağınızı söylemiştiniz. Hatta bazı arkadaşlarımızı emek verdiği yerlerden alıp cezalandırırcasına çöpe vermiştiniz. Arkadaşlarımız da işten çıkmayıp sizin sözünüze inanıp emek kutsaldır deyip işlerine devam etmişlerdi. Ayrıca bu çıkaracağınız emekçilerin evlerinin duvarlarında Nazimiye halkının gönlünde taht kurmuş rahmetli belediye başkanımız Kemal Tekin, yani babanızın resmi var. Yapmayın, İçimizden bu sevgiyi almayın dedik ama ne yazık ki anlatamadık. İşimizi geri istiyoruz. Buradan başta tüm Nazimiye halkına, çıkarılmak için sırasını bekleyen emekçi dostlarımıza, Dersim'de bulunan emek örgütlerine, sivil toplum örgütlerine, siyasi partiler ve
tüm demokratik kamuoyuna çağrımızdır. Bu haklı mücadelemizde bizlerle dayanışma içerisinde olun. Dost düşman herkes görecek. Demokratik alanda sonuna kadar direneceğiz ve kazanacağız. Çünkü haklıyız. Gerçek bir gerekçe dışında keyfi bir uygulamayla bu insanların işten çıkarıldığını anlamış bulunmaktayız. Üstelik fesihlerde yazan 16.3.2024 tarihinden itibaren belirsiz süreli sözleşmelerin olduğu gerekçesini de kabul etmiyoruz. Çünkü arkadaşların aslında iş akitleri 2,5 sene öncesinden başlamış. Fakat her ne hikmetse sanki seçimden önce alınmışlarmış gibi bir intiba da yaratılmaya çalışılmış. Biz bunu zaten gerek hukuki düzeyde gerekse ilerleyen aşamalarda arabuluculuk görüşmelerinde dillendireceğiz tekrardan. Bu zamanda özellikle ekonomik koşulların bu kadar zor olduğu bir süreçte belediye başkanlarının değişebilme ihtimalinin, sürekli değişebilme ihtimalinin de olduğu göz önünde bulundurulduğunda arkadaşlarımızın burada baki kalacağı, fakat böylesi bir süreçten sonra insanların değişeceği, fakat belediyenin de yine burada kurumsal olarak var olacağı dikkate alındığında emekçi arkadaşlarının tekrardan işe dönmesini buradan yineliyoruz. Resmi bir arabuluculuk görüşmemiz olacak. Umarım bu görüşmeden bir sonuç alırsak arkadaşlarımızın tekrardan işe başlamasını ümit ediyoruz. Teşekkürler. Tasarruf etmek için, mali durumu düzeltmek için ilk akla gelen şey burada çalışan işçileri çıkarmak. Öyle olmamalı. Bu bir yanlıştır ve bu yanlıştan dönülmelidir. Dersim, işsizliğin, yoksulluğun, açlığın en yüksek olduğu illerden biri. İş olanakları yok. Gençlerimiz, hatta daha ileride, daha büyük yaşlarda insanlarımız buradan göçüp gitme derdinde. Niye? Ekonomik olarak geleceğe dair umutları tükenmiş durumda. Aynı şey, şimdi burada çıkarılan 15 işçi arkadaşımız aynı duygularla mı davransın istiyorlar? Hele de işsizliğin en yoğun olduğu ilçelerden biri Nazmiye'de kıt kanaat geçinmeye çalışan bu işçi kardeşlerimiz çıkarılarak siz de göç edin, siz de buralarda durmayın, başka yerlere gidin mi denmek istiyor? Bu doğru değil. Bundan hemen vazgeçmek lazım. Yoksa diğer türlü dediğimiz gibi hem işçi kardeşlerin ekmeğiyle oynamış olacaksınız ama aynı zamanda buranın, burada yaşayan, burada yaşamak için uğraşan insanlarımızı buradan göç ettirmiş olacaksınız. Gerekçe %40'ı aşması olarak gösteriliyor ama hangi belediyeye sorarsanız sorun, hiçbirinin mali durumu iyi değil şu anda. Dersim Belediyesi de öyle, Mazgirt'i de öyle, Hozat'ı da öyle, Nazmiye'si de öyle, diğer illeri de öyle. O zaman her seferinde işçi mi çıkarılmalı? Bunu Emek Partisi olarak kabul etmediğimizi ve Nazmiye Belediye Başkanı'nın zaman geçmeden bu yanlıştan çabucak dönmesini bekliyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Tamam. Onu bir yere atalım. İşçiyiz, haklıyız. Barani 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 bar